söylediğini duydunuz değil mi? Adamın suratında meymenet yok, yüzünde meymenet yok ya. Dediği laf ne biliyor musunuz? Kürdistan'da biz kazanacağız. Kürdistan neresiyse. Ankara'da, İstanbul'da defalarca ağırladığımız Sayın Mesut Barzani'yi bugün bir kez de Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Tıpkı babanız gibi, amcalarınız gibi, kardeşlerinizin toprağına ve onların ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'ne, Diyarbakır şehrimize hoş geldiniz. Sizin şahsınızda Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Batı'da AKP ile MHP kaybettireceğiz. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Mardin, neyse işte her tarafta. Muğla'da, Aydın'da, her tarafta. Verilen oylar Cizre'ye, Silopi'ye, Erhoğa selam olacak diyor. Allah'ınızı severseniz. Demek istiyor ki Doğu ve Güneydoğu'da biz kazanacağız. Batı'da da AKP-MHP ittifakının karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun tepesinde olduğu Zillet İttifakı, İşçi Partisi diyeyim ben ha, ilk işte neyse, İyi Parti. Aynı zamanda Saadet Partisi, bunların ittifaklarının içerisinde olduğu. Biz 1389 yerde seçime gireceğiz. Biz ittifak yapmadık, bu çok aleni gözüken bir şey. Buna rağmen hala çıkıp bunu söylemesi. Bugün birisi bana bir anket, telefonla yapılan bir anketi dinletti. Anket, aynen soruyu soran hanım kız şöyle diyor. İşte bir anket yapıyoruz. Cumhur, AK Parti ve MHP'nin iştirak ettiği Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin içinde olduğu Millet İttifakı'ndan hangisini tercih ediyorsun? Bu utanmazlık ve şerefsizliktir. Bu kadar açık söylüyorum. Bu nedir? Bu anket değil. Bu propaganda. Birisi telefonla insanlara bunu söylüyor. Biz bunu araştırıyoruz. Nereden kaynaklandığını bulduğumuz zaman da biz bununla ilgili bir dava açacağız. Evet, resmi bir altyapısı var mı? Hani buna da sanıyorum bakmak lazım. Çünkü bu tür dönemlerde münferit olaylar da yaşanabiliyor. Bakın, bu Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Bir Cumhurbaşkanı 1389 yerde seçime giren bir partiye siz başkasıyla ittifak yapıyorsunuz diyemez. Derse yalan söylemiş olur. Oldu. O ittifaka, o Zillet İttifakı'na kazandıracağız diyorlar. Bundan da çekinmiyorlar. 299 belediye meclis üyelerini ve ilgilenen meclis üyelerini bu Zillet İttifakı'nın içerisine, CHP'nin, İYİ Parti'nin artı Saadet Partisi'nin içerisine verdiler. O zaman hemşehrilerim, size ben şu soruyu sorayım. Ben Tayyip Bey'e şunu söyleyebilirim. Bir araya geliriz. Yalan söyleyen, iftira eden, teröristlerle bir araya gelen, kendi söylediği gibi tavırlara, bunları yapanlar ister bugün ister geçmişte, açarız elimizi, ya Rabbi sen bunları kahreyle deriz. Beraberce diyelim bunu. Peygamber Efendimiz'e de geçmişte bu olmuştu. İftirada bulunanlar için. Yüreğe yetiyorsa bir araya gelelim, yalan söyleyenlere birlikte lanet edelim. Peki biz niye terörle mücadele ediyoruz? Niye şehit geliyor o zaman? Niye o şehit aileleri al bayrağı sarılı tabutlarının başında kıklarını çıkarmadan bir evladımı daha isterseniz onu da veririm diyor.